İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi'nin açıklaması. Ermeni kimliği, Lomlar, Poşalar, Artsakh'ın küçük yaratları, Yığışı Arakyal Manastırı. Bugün Karvacar'ın kurtuluş günü. Grigori Ayvazyan, Azerbaycan Anayasası'nı kullanarak onları yok edebiliriz ama bunu yapmıyoruz. Batı Ermenistan'daki Dersim katliamında Mustafa Kemal ve İsmet İnönü zehirli gaz kullanmasını emretti. Tumanyan ve İshakyan, İki Dünya Algısı başlıklı kitabın tanıtımı Yerevan'da gerçekleşti. Artsakh ve Azerbaycan temsilcileri bir araya geldi, birçok konuda anlaşmaya varıldı. Bu başlıkla haber sayfalarında birçok yazı çıktı. Artsakh Devlet Başkanlığı makamından yapılan açıklamada, Artsakh ablukasının kaldırılması, istikrarlı ve kesintisiz doğal gaz ve elektrik tedariki ile ilgili konular görüşüldü denildi ve müzakerecilerin kim olduğu açıklanmadı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Meclisi kendileri tarafından kabul edilen Artsakh yasasını dikkate alarak, Artsakh toprakları 19 Ocak 1920 tarihinde de facto ve 11 Mayıs 1920 tarihinde de jure olarak tanınan Batı Ermenistan, başka bir deyişle Ermenistan'ın bölünmez bir parçasıdır. Ermenistan devletini tanıyan bu kararlara göre Batı Ermenistan hükümeti, Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Anayasası'na aykırı herhangi bir resmi veya gayri resmi anlaşmanın geçersiz sayıldığını beyan eder. Daha önceki yazı serimizde de belirttiğimiz gibi Orta Çağ'da Çingene Poşalar hızla Ermeni ortamına uyum sağlamaya başlamış, ağırlıklı olarak Ermenice konuşmaya başladı ve Hristiyan olmuş, yavaş yavaş doğal ve gönüllü olarak Ermeni halkına dahil olmuştur. Daha 19. yüzyılda tüm Ermeni araştırmacılar bu eşsiz topluluğu tanımlarken onların gerçek Ermenilerin bir parçası olduklarını vurgulayarak Ermeni poşalar terminolojisini kullanırlar. Bütün gerçekler Ermeni poşaların geniş anlamda Ermeni kimliğinin taşıyıcısı olduklarını kanıtlıyor ve milliyetleri ile ilgili soruya kısaca Ermeniyim cevabını verdiler. Grigor Vantsyan'a göre Ermeni pedagog, şair Harutyun Alamdaryan ve anne tarafından Ermeni poşa olan eniştesi, önde gelen Ermeni dil bilimcisi ve oryantalist Kevrope Batkanyan, Poşa kökenliydiler. Öte yandan Ermeni poşalar sıradan Ermenilerden önemli ölçüde farklıydılar. Kapalı topluluk, içi ilişkilere, basit ve yarı avare bir yaşam tarzına sahip olmalarına rağmen son derece kendi kendine yeten bir yaşam sürmeye devam ettiler. Kışı Ermenilerden kiraladıkları kulübelerde geçirirler ve ilkbahardan itibaren bölgeden bölgeye hareket edebilirler. Ermeni poşalar ile Ermeniler arasında karma evliliklerin pratikte gerçekleşmediğini belirtmek gerekir. Poşaların bütün Ermeniler gibi Hristiyanlığı kabul edip vaftiz edilmeleri, ancak dini meselelere ve ayinlere karşı kayıtsız olmaları da dikkat çekicidir. Eğitime karşı sevgi yoktur ve çocuklarını nadiren okula gönderiyorlardı. Bu arada Ermeni poşaları olağanüstü yasalara uymaları ve barışçıl olmaları ile tanınırlardı. Grigor Vantsyan'a göre herhangi bir poşaya karşı dava açılmasına dair bilinen bir vaka yoktur. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Yığışı Arakyal Manastırı, Artsakh'ın Mardagert bölgesinde Mırav Dağı'nın yamacında yer almaktadır. Kompleks, ulaşılması zor bir konuma sahip. Yolu ormanın içinden geçiyor. Manastır kuzey, batı ve doğudan surlarla çevrili ve güneyden derin bir vadi doğal bariyer oluşturuyor. Kompleksin iki kapısı vardır. Ana kapısı kemerli ve duvarın güneybatı köşesinde yer alır. Kemeri açıklığın her iki yanındaki profilli çıkıntıların üzerine oturur. Diğer kapı doğu surun kuzey köşesindedir. Manastır Cervişlik adı altında Movses Gahantagatvatsin'in hikayesinde geçmektedir. Tarihçiye göre Havari Tadeus'un öğrencisi Yağışa'nın kalıntıları burada gömülmüş ve bundan sonra manastıra Havari Yağışa adı verilmiştir. Tarihçiye göre Surp Yağışa'nın görünümünde bulunan kalıntıları, şimdi Cervişlik olarak adlandırılan Nersmihr
kutsal cemaatine nakledildi. Aradan uzun zaman geçtikten sonra Ahvank'ın dindar kralı Vaçagan, Yehişan'ın şehit olduğu yere bir anıt dikti. Manastırın Cırvıştık adını kompleksin güney tarafındaki derin vadide yukarıdan düşen şelaleden almış olması muhtemeldir. Geleneğe göre manastırın inşasının temeli dindar kral Vaçagan'ın adıyla bağlıdır. 30 yıl önce 1993 yılında özenle ve yetkin bir şekilde geliştirilmiş bir askeri harekat planına göre Ermeni güçleri bir Azerbaycan sığınağına dönüşen Karvacar istikametine 3 koldan saldırdı. 1993 yılında Mart ayının sonunda Kuzeybatı cephesindeki durum keskin bir şekilde ağırlaştı. Azerbaycanlı Berzor Karvacar grubu Mardakert ve Berzor bölgesinde konuştuğu Ermeni kuvvetlerine karşı kuzeybatı ve güneydoğu yönlerinden arkadan taarruz operasyonları düzenlemeye başladı. Öz savunma kuvvetlerinin komutanlığı Karvacar ve Berzor'da bulunan atış noktalarını etkisiz hale getirmek ve Berzor Karvacar grubunu yenmekle görevlendirildi. Karvacar askeri operasyonu Mardagert bölgesinde kurtuluş savaşları yürüten Artsakh öz savunma güçlerinin arka tarafını güvence altına almak için dikte edildi. 1 Nisan'da özgürlük savaşçıları Armenak Abrahamyan, Hovsep Hovsepyan, Valodya Avedisyan, Sarkis Karabetyan, Mişat Atavosyan, Yozef Nersisyan, Vigen Abrahamyan ve diğerleri sayesinde Karvacar kurtarıldı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV yayınında tarih bilimleri adayı Azerolog Grigori Ayvazyan, işgalci Azerbaycan makamlarının günümüzdeki iç ve dış siyasi yönünü anlattı. Berzor yolunun kapanması nedeniyle Artsakh'tan meydana gelen insani krize, çeşitli ülkeler ve uluslararası yapılar tarafından yapılan çağrılar ve kararlara ve bunların uygulanma olasılıklarına değindi. Azerolog, Bakü diktatörünün Sünik ile ilgili son açıklamalarını dikkate alarak Bakü'nün şu anda izlediği politikayı ve olası tehlikeleri ayrıntılı olarak sundu. Haftalık Agos gazetesi Batı Ermenistan'ın Dersim katliamı dönemine ait önemli bir belge yayınladı. Dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın komutan Abdullah Abdoğan'a yazdığı mektup. Mektuba göre zehirli gaz emri dönemin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan İsmet İnönü'den gelmiş. Kaya mektubunda ayrıca bütün o şakileri mağaralara göm, göm ki bir daha canlanmasınlar diyor. Makalede zehirli gaz tedarikine dair başka evraklar da paylaşılıyor. Dersim'de katliamlar sırasında zehirli gaz kullanıldığı daha önce de biliniyordu. Geçmiş yıllarda Dersim katliamında zehirli gaz kullanıldığına ve bu gazların Almanlardan satın alındığına ilişkin bazı arşiv belgeleri de yayınlandı. Batı Ermenistan hükümeti, Türk makamlarının yerli Ermenilere ve Batı Ermenistan'da yaşayan etnik halka karşı imha politikasına birkaç kez atıfta bulunmuştur. Dersim ve Ermeni kökenlerini bilen Alevi-Arevi yedlileri, bu gerçeği bilen ve yüzlerce yıldır Ermeni katliamı politikası yürüten işgalci ve cani yetkililerin soykırıma, Arminoside varana kadar sürekli baskılara maruz kalıyor. 1936'da Dersim'de yaşanan soykırımla birlikte Türk yetkililer nihayet Ermeni varlığından kurtulmak istediler ama her zaman olduğu gibi bu kez de yanıldılar ve şimdi 30 milyon Dersim'de var. Batı Ermenistan hükümeti soykırımcıları bir kez daha etnik grubun kendisini yok etmenin mümkün olmadığı konusunda uyarıyor. Gelenler geçici, yerliler kalıcıdır. Mektubun metnini web sitemizde okuyabilirsiniz. Filoloji bilimleri doktoru Profesör Azat Yeğyazaryan'ın Tumanyan ve İshakyan İki Dünya Algısı başlıklı kitabı okuyucunun masasına konulacak. Kitabın tanıtımı 31 Mart günü saat 15'te Hovhannes Tumanyan Müzesi'nde gerçekleşti. Kitap Hovhannes Tumanyan'ın ölümünün 100. yılına ithaf edilmiştir ve Andares adlı yayınevi tarafından yayınlandı. Kitabın editörü Arkmenik Nigohosyan'dır. Çalışma, Ermeni edebiyatının iki büyük ustası Hovhannes Tumanyan ve Avedik İshakyan'ın eserlerinin paralel olarak incelenmesine ayrılmıştır.
Kitapta dünya görüşleriyle ilgili önemli sorular analiz ediliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Kristina tarafından seslendirilen Ermeni Hamşe'nin Hopa Ağzı şarkısı Lustik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.